Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP21'in sonuna doğru gelinirken dün heyetlere anlaşmanın ilk taslak metni dağıtıldı. Halen üzerinde uzlaşma sağlanamayan bazı maddelerin de ekleneceği ikinci taslağın bugün öğleden sonra tamamlanması bekleniyor. Uzmanlar 130'dan fazla ülkenin mutabakat sağlaması gereken anlaşmanın içeriğine ilişkin iyimser. Şu anda eksik çok fazla şey yok. Müzakerecilerin zorlanacağı kısım kilit hedeflerin dahil edilmesi ve anlaşmazlık alanlarının daraltılması. Yani uzun vadeli hedefler karşılanacak mı? Hükümetlerin zaman içinde hedeflerini yükselteceği bir ilerleme olacak mı? Bu konular henüz muğlak. Zengin ülkelerin fosil yakıtlardan temiz enerji kaynaklarına geçmeleri için gelişen ekonomilere sağlaması beklenen fon aktarımı konusunda yasal dayanağın anlaşmada yer almadığı belirtiliyor. Taslak metin 2020 sonrasında 100 milyar euro kaynak ortaya konulacağını öngörüyor. Fakat maalesef bu finansal desteğin nasıl harekete geçirileceği aslında açıklanmamış. Cuma günü sona erecek zirvede küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre en fazla 2 dereceyle sınırlanmasını temin edecek uzun vadeli bir anlaşmaya ulaşılması hedefleniyor. Zaman daraldıkça hükümetler üzerinde baskı da artıyor. Müzakere masasına konan taslak oy birliğiyle hazırlanmış olmasa da politikacılar ve sivil toplum örgütleri ilginç teklifler sundu. Bu yüzden ev sahibi Fransa çalışma yöntemini değiştirip önümüzdeki saatlerde yeni bir tasarı hazırlanması kararı aldı. Euronews Paris.